Savalot Star 270 Marsa geliyor. Böyle bir açıklamayla Luo Feng gitmek için fazlasıyla sabırsızlanıyordu. O gece Luo Feng ailesine haber verdi. Yıl 2061, 3 Aralık, sabah. Aile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra Hu Xin onun ofisine gitti ve Luo Feng ailesine bilgi verdi. Baba, anne Öğleden sonraya kadar burada olmayacağım. Akşam yemeği için geri döneceğim. Pink Pink. Küçük Hayi. Evde büyük anne ve büyük babanın sözünü dinle. İki oğluna veda öpücüğü vermek için eğildi ve evden çıktı. Vücudu tamamen kaybolmadan önce bahçede bulanıklaştı. Gökyüzünde yüksek. Luo Feng hızla havada uçtu. Bulutların arasından geçti sürekli olarak daha yükseğe doğru ilerliyordu. Bulutların üzerindeki güneş giderek daha göz kamaştırıyordu. Bir nefeste deniz seviyesinden 8000 metre yüksekliğe uçtu ve havada süzüldü. Babata, kara ejder gemisini dışarı çıkar. Tamam, önce gizlemeyi başlat. Uydular tarafından tespit edilme. Luo Feng'in düşünceleri konuştu. Sakin ol. Kara Ejder Dağ İmparatorluğu'nun bir numaralı gemisi. Eğer dünya tarafından tespit edilirse. Buna büyük şaka derim. Babata. Aynı anda Luo Feng'in yanında gökyüzünde yüksekte. Siyah disk şeklinde devasa bir geminin ortaya çıktığını. Çapı 100 metre olduğunu. Kanadında devasa bir ejderhanın basıldığını söyledi. Luo Feng derin bir nefes aldı. 100 metrelik çap çok büyük görünmese de yakından bakıldığında yine de şok ediciydi. Karşılaştırıldığında bazı lise futbol sahalarından bile daha büyüktü. Du, tırnak işareti. Kabin kapısı otomatik olarak açıldı. Luo Feng lazer yoluna doğru uçtu ve ardından iç kapı da açıldı. Black Dragon gemisinin kontrol odasında Luo Feng Şeytan babata hizmetinizde. Kontrol odasında yankılanan canlı ve net bir ses duyuldu ve kontrol panelinin üzerindeki ekranda. Babatanın kafasının görüntüsü belirdi. Luo Feng bir kahkaha attı. Hadi yola çıkalım. Tırnak işareti. Peki. Babata güldü. h i m, -m. Geminin içinde çok hafif bir uğultu sesi vardı. Luo Feng seviyesindeki biri için bile hafif bir titreşim zar zor hissedilebiliyordu. Bu kesinlikle dünyanın normal arabalarından çok daha konforluydu. Manzara simülatörünü etkinleştirmem gerekiyor mu? Babata, %10'dan %100'e kadar simülasyon yapabiliyor. Sorun yok diye sordu. Manzara simülatörü mü? Luo Feng şaşırmıştı geminin gövdesi tamamen kalın metalden yapılmış olduğundan, Dışarıyı görmek için normal gözlerle dışarı bakmak mümkün değildir. Bu yüzden manzara simülatörüne ihtiyacımız var. Dünyanızın üç boyutlu projektörlerine benzer. Ancak onlardan çok daha ayrıntılı ve güçlüdür. O, babata açıkladı. Etkinleştir. Yüzde yüz. Luo Feng doğrudan söyledi. Şu an tüm kontrol odasının kontrol paneli, sandalyeleri ve zemini tamamen yok oldu. Çevre puslu ozon tabakasına dönüştü. Black Dragon gemisi şu anda ozon tabakasının içinde uçuyor. Hızla dünyayı tamamen terk edecek. Ayrıldı. Babatanın sesi çevrede yankılandı. Luo Feng tek bakışta sonsuz alanı, engin alanı görebiliyordu görüşünde büyük gök mavisi bir gezegen belirdi. Toprak, Luo Feng nefesini tutmaktan kendini alamadı. Son derece, son derece güzeldi. Her ne kadar bu sahne internette ya da televizyonda izlenebilse de, insan bizzat dünyadan ayrılan bir gemide oturup bu sahneyi gördüğünde, o muazzam ve dokunaklı sahne, insanın ruhuna kadar işliyordu. Gök mavisi gezegen gittikçe küçülüyordu. Kara ejderha gemisi ve gök mavisi gezegen yavaş yavaş birbirlerinden uzaklaşıyordu. Dünya, güneş, Luo Feng'in bakışları dünyanın arkasına kaydı. Uzakta, yanıyormuş gibi görünen bir yıldız vardı. Güneş, gemi hali hazırda saniyede 100 bin kilometre hıza ulaştı. Şu anda hızını sabitliyor ve Marsa doğru ilerliyor. Babata'nın sesi duyuldu. Luo Feng tekrar döndü ve diğer yöne baktı. Tıpkı bir rüya gibi, Luo Feng haykırmaktan kendini alamadı. Ah, Babata orada. Luo Feng sola işaret etti. Çok uzakta, buz bloklarıyla kaplı devasa, gazlı bir cisim yüzüyordu. Kara ejderha gemisi kolayca yanından uçtu. Siz dünyalılar kuyruklu yıldıza böyle diyorsunuz. Babata dedi. Luo Feng çevresini inceledi. Gizemli ve uçsuz bucaksız uzayda. Uzakta. Arada bir bir gezegen belirirdi. Hatta birkaç küçük asteroid. Yıldız tozu ve benzeri. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ancak yeterince gördükten sonra siz de onu sıkıcı ve ilgisiz bulursunuz. Babata dedi. Yüzde on simülasyon. Luo Feng dedi. Shua. Çevredeki yıldızlar aniden zayıfladı ve yarı saydam hale geldi. Sanki onları kaplayan bir katman varmış gibi. Ancak arkalarında dünya ve güneş hala görülebiliyordu. Ancak eskisinden çok daha zayıflardı ve odadaki zemin, sandalyeler, kontrol paneli, ışıklar vesaire yeniden ortaya çıktı. Bu yüzde yüz simülasyon sanki tamamen uzayda aymış gibi. Eğer ruh enerjimi kontrol etmek için kullanmasaydım, hissetmek için ellerimi kullanmasaydım, sandalyeye oturup havada süzülmeseydim, tıpkı böyle olurdu kontrol odası yoktu. Luo Feng bunu iltifat etmeden edemedi. %100 simülasyon kesinlikle çok etkileyiciydi. Tabii ki iyi. %100 simülasyon. Bu yalnızca B sınıfı veya daha yüksek gemilerin sahip olduğu bir şeydir. Babata. Düşük seviye A sınıfı bir gemi ise. %50 simül edebilmek zaten son derece iyi olurdu kişi kişisel olarak iyi bir manzara simülatörü kurmadığı sürece. Ancak bu, harcamak için çok abartılı bir lüks olurdu. Luo Feng bunu yapamazdı, dedi. Gemilerin derecelendirmesi ne durumda? diye sormaktan başka çarem yok. Miras alınan anılara rağmen, Halic'in miras aldığı hatıraların insanlarla ve onların gemi dereceleriyle hiçbir ilgisi yoktu tırnak işareti, bir derece, başa çıkabilir yıldız gezginleri, B sınıfı, yıldız seviyeleriyle başa çıkabilir, C sınıfı, evren seviyeleriyle başa çıkabilir, E sınıfı, sektör lordlarıyla başa çıkabilir, F sınıfı, ölümsüz varlıklarla başa çıkabilir. Birçok öğe bu şekilde seviyelerine göre sıralanıyor. Tıpkı daha önceki lazer topu gibi B6 sınıfı bir lazer topuydu. Tıpkı 12 numaralı arkeolojik kalıntıda keşfettiğimiz ana gemi gibi B sınıfı bir ana gemiydi. Ayrıca bu Black Dragon Mountain X81 gemisi de bir C5 sınıf gemi. C5 sınıfı bir gemi olduğundan Evren seviyesindeki savaşçıların onu yok etmek için çok fazla enerji harcaması gerekecek. Ayrıca, kristallerden bahsederken, güç kristalleri aynıdır. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı olarak sınıflandırılır. Güç kristali'nin derecesi ne kadar yüksekse, o kadar nadir ve daha pahalıdır. Luo Feng başını salladı çok basit bir sistemdi. Tek bakışta anlaşılıyordu. Lazer topunun, güç kristallerinin, gemilerin, hepsinin hangi seviyeye ait olduğu çok açıktı. Babata, sana verdiğim gerekli metallerin listesi ne olacak? Onlar da sıralandı mı? Luo Feng fark ettiğinde söyledi. Evet. Altın boynuzlu canavarın ihtiyaç duyduğu metal listesi açıkça 5 dereceye ayrılabilir. Yıldız gezgini seviyesindeki altın boynuzlu canavar için uygun olan A sınıfı metal. Yıldız seviyesi için B sınıfı. Sektör lordu altın için E sınıfı boynuzlu canavar. Babata dedi. Luo Feng başını salladı. Altın boynuzlu canavarın büyümesi. İç dünyasının büyümesine bağlıydı ve iç dünyasının büyümesi için metal yutulması gerekiyordu. Metallerin yutulması üç ana bileşene ayrılmıştır. Birincisi, bazı alaşımları, gemi kalıntılarını ve benzeri ve hatta düşük seviyeli saf metal cevherlerini yutarken verimlilikleri en düşüktü. Bu aynı zamanda altın boynuzlu canavarın yıldız seviyesinden evren seviyesine kadar yüzyıl gerektiren en yavaş evrim yöntemiydi. İkincisi, özel saf metal cevherlerini yutmak. Örneğin, Luo Feng şu anda yıldız seviye 3 altın boynuzlu canavardı. Dolayısıyla neredeyse %100 saflıkta B sınıfı metalleri yutabilirdi. Eğer Luo Feng evren seviyesine ulaşırsa C sınıfı metalleri yutması gerekecekti. Bu yöntem onun evrim hızını iki katına çıkarabilir. Yıldız seviyesi birden evren seviyesi 1'e kadar 50 yıl yeterli olacaktır. Tek bedel büyük miktarlarda uygun metal cevheriydi. Üçüncüsü, metal gruplamaları. Tıpkı insanların farklı vitamin ve besinleri almak için farklı türde yemekler yemesi gibi. Bu da aynı mantıktı. Farklı metallerin bir karışımını yutmak. İç dünyanın büyümesi için mucizeler yaratabilir. Evrim hızı iki katına çıkarılabilir. Hatta on kata veya daha fazlasına kadar hızlandırılabilir. Yıldız seviyesindeki bir altın boynuzlu canavar için en uygun metal gruplaması 325B sınıfı %100 saflıkta metal cevherleriydi. Ayrıca bu 325 saf metal cevherinin porsiyonlarının da kesin olması gerekmektedir. Böylece tek bir yudumla evrim çarpanı 89 katına çıkarılacak. Şu anda dünyada normal veya ham metalden başka bir şey yoktu. Hatta hepinizin altın dediğiniz şey A3 kalitesinde bir metalden başka bir şey değildi. Hatta hepinizin ayda keşfettiği o mavi altın metal bile A6 kalitesinde bir metalden başka bir şey değildi. Babata, hiçbir şekilde B sınıfı metal yok dedi. Luo Feng başını salladı. Bu aynı zamanda altın boynuzlu canavarın üstleri yutmasının da nedeniydi. Yıldız seviyesi 1'e ilk ulaştığında B sınıfı metal bulamadı. Bu yüzden rastgele bir miktar normal metal yedi. Gemi kalıntıları ve metaller. Bu metal kategorileri en düşük verime sahipti. Normal metalleri yemekten hiçbir farkı yoktu. Belki sadece hacmi biraz daha küçüktü altın boynuzlu canavarın metal gruplarına dayanan evrimi en hızlı oldu. Ancak normal metallerle bile eğitim yapılabilir. Ancak, Luo Feng, eğitmek için seçtiği altın boynuzlu canavarın iki gizli tekniği konusunda son derece çaresizdi ve gereksinimler çok daha zorluydu. Altın boynuzlu canavarın fiziksel formunun büyümesine veya küçülmesine izin verdi. Bu nedenle eğitimi çeşitli metal gruplarının tüketimini gerektiriyordu. Bunları yedikten sonra karmaşık gruplanmalara bağlı olarak vücut tarafından emilirler ve dolayısıyla halicin vücut yapısını ve genetiğini değiştirirler. Sonuç olarak genel vücut boyutunu kontrol edebilir. Şöyle söylenebilir. Eğitimin ana bileşeni Relied on the Consumption of Metal Groupings and it's direct swallowing straight into the stomach, not swallowing into the internal world. The many complex groupings for halicin evrimi için yapılan gruplamalardan daha zor, daha karmaşıktı. Luo Feng, neredeyse Mars'a ulaştık. Gemi hızını düşürmeye başlayacak. Babatanın sesi duyuldu. Luo Feng baktı. Manzara simülasyonu %10'du. Bu da Luo Feng'in uzaktaki kızıl gezegeni görmesini olanak sağladı. Mandalina sarısı hissi veren bir kırmızıydı. Görünüş açısından dünyadan daha iyi görünmüyordu. Hu! Gemi hızla Mars'ın atmosferine girdi. Belli ki Mars'ın ozonu dünyanınkinden çok daha inceydi. Babata! Kulübenin kapısını açmaya hazırlan. Luo Feng hemen geminin orta seviye kabininden dışarı koştu. Koşarken bulutla temas eden asma zırhı genişlemeye başladı. Hızla tüm vücudunu, hatta kafasına kadar kapladı ve sadece gözlerini açığa çıkardı. Siyah disk şeklindeki gemi yavaşça alçaldı. Alçalırken kabin kapısı açıldı. Su. Tüm vücudu kırmızı bir zırhla kaplı bir insan silueti uçtu ve aşağıda bir çift soğuk göz baktı. Hım, Mars'taki yer çekimi gerçekten düşük. Luo Feng, dünyanın ve Mars'ın yer çekimi çekişi arasındaki farkı anında hissedebiliyordu. Vücudundaki minyatür gezegenlerden üretilen manyetik alanı hemen Mars'ın yer çekimi çekişine uyacak şekilde ayarladı. Bu Aşağısını araştıran Luo Feng, geniş kum tepeleri ve düzlüklerde çok uzakta duran, harap olmuş muazzam bir binaya benzeyen şeyi hemen görebiliyordu. Piramit. Bir piramit. 2 Üç. Yutulan Yıldız 271 Maden Kaynakları. Luo Feng piramitleri görünce şok oldu. Yüzeyleri bozulmuş olsa da genel yapıları hala neredeyse mükemmeldi. Toplamda 9 piramit vardı. Düzenlemelerinde herhangi bir kural yok gibi görünüyordu. Ancak yapıları kesinlikle aynıydı. Birlikte ilk bakışta devasa bir piramit oluşturuyormuş gibi görünüyorlardı. Piramitler ve onların altında Luo Feng son derece şok oldu. Şehirler mi? Şehirler mi? Tırnak işareti. Piramitlerin altında eski bir şehrin silueti vardı. Ulaşım yollarının ve patikaların nerede olduğu ve birkaç binanın inşaatının nerede olduğu neredeyse görülebiliyordu. Ancak yıllar önce terk edildiği açıktı. Su, Luo Feng, hızla alçalmadan önce doğrudan ona doğru uçtu ve Mars'ın kumla dolu yüzeyine indi. Çok uzun zamandır terk edilmiş durumda. Luo Feng ufalanan çitlere ve harap olmuş duvarlara baktı. Daha da fazlası şaşkınlık ve şüphe yıl doluydu. Babata, neler oluyor burada? Tırnak işareti. Neden şaşırdın? Babata, bu normal bir olay, dedi. Normal. Tırnak işareti. Elbette normal. Burası bir yıldız tarlası sahibi tarafından yönetilmeden önce Gümüş Mavi İmparatorluğun topraklarına aitti. Babata ve Dünya, bin ışık yılı yarı çapında yaşam bulunan iki gezegenden yalnızca biri, dedi. Başka var. Luo Feng merak ediyordu. Yaşamın olduğu diğer gezegen, dünyadan yaklaşık yüz ışık yılı uzaklıkta. Işık hızında bile oraya ulaşmak için neredeyse yüz yıl gerekiyor. Babata, ancak ışık hızına ulaşarak ve doğrudan evrenin içinden geçerek ona hızla ulaşmak mümkün, dedi. Luo Feng başını salladı. Dünya, bir yaşam gezegeni olarak Gümüş Mavi İmparatorluk'ta sadece düşük seviyeli bir gezegendir ve doğal olarak birçok insanla doludur. Babata şunları söyledi. Orijinal kullanımı. Farklı türden güçlü canavarları toplayıp yetiştirmek, onları evcilleştirdikten sonra para karşılığında satmak için kullanılan bir hayvancılık gezegeniydi. İnsan nüfusunun birkaç milyon olduğu tahmin ediliyordu. Hepsi de canavardı. Hayvanları yetiştirmek ve evcilleştirmek için Luo Feng de biliyordu. Yaşamın olduğu bir gezegen şu şekilde sınıflandırıldı. Büyük bir insan yoğunluğuna sahip bir gezegen. Bir tatil gezi gezegeni. Hayvancılık gezegeni. Ormancılık gezegeni. Tarım gezegeni. Endüstriyel gezegen ve benzeri. Dünyanın üremesi. Birçok değerli canavarı vardı. Gümüş Mavi İmparatorluğun en önemli varlıklarından biriydi. Bu yüzden orada yıldızlar arası bir filonun konuşlandırılmasını ayarladı. Babata. Elbette, kazmak ve madencilik yapmak üzere yakındaki mineral gezegenlere büyük miktarda madencilik cihazı taşımak için yıldızlar arası nakliye gemilerine de güveniyorlardı, dedi. Babata, o zamanlar Mars'ta çalışan çok sayıda madenci vardı. Bunun sonucunda da bu maden üssünü kurdular. Daha sonra yıldızlar arası filonun sahibi tekrar bede öldürüldü. Hiçbir yıldızlar arası nakliye gemisi gelemedi. Mars'taki madenciler kaynak alamadılar. Kendi kaynaklarını yaratsalar bile bunu uzun süre muhafaza edemediler. O yüzden artık hepsi gitti. Babata dedi. Luo Feng şok olmuştu. Demek hikaye buydu. Burası bir maden üssü müydü? Bu piramitler enerji kuleleridir. Babata, bu tip enerji kuleleri otomat ırkının daha düşük seviyeli enerji kaynakları modellerine dayanıyor. Kalite fiyat oranı daha yüksek. Bu piramitlerin kullanılmasıyla insan ırkları hiçbir zaman otomat yarışlarına yetişemeyecek. Tırnak işareti. Otomat yarışının teknolojisi oldukça ileri düzeyde. Babata şunu söylemekten kendini alamadı. İnsan ırklarının onlarla rekabet edebilmesinin hiçbir yolu yok. Örneğin insanlar ölümsüz seviyeye adım atmak için yalnızca evrime güvenebilirler. Ancak makine ırkları aslında yapay zeka yaşam formlarına aittirler. Ruhları olmasa da hala ölümsüzlerin savaş yeteneğine sahip olabilirler. Luo Feng içten içe şok oldu. Yapay zeka yaşam formları İnsan duygularına ve benzeri sahip olmalarına rağmen hala ruhsuz yapay zekalardı. Tıpkı Babata gibi, otomat ırkının ruhu yoktu ama yine de ölümsüz savaşçılar üretme kapasitesine sahiptiler. Bilimsel açıdan bakıldığında gerçekten de çok güçlüydüler. Hu hu, güçlü bir rüzgar esti ve büyük miktarda kumu hışırdattı. Babata Mineralleri tara. Luo Feng dedi. Mineral taraması etkinleştiriliyor. Havada süzülen kara ejderha gemisi hemen mineral tarama fonksiyonunu başlattı. Kısa bir süre geçti. Luo Feng, Mars'ta zengin siyah demir minerali kaynakları yatakları var. Babata dedi. Siyah demir mi? Tırnak işareti. Evet. Çince'ye çevrildiğinde buna kara demir diyebilirsiniz. Babata: Siyah demir A8 sınıfı bir metaldir. Son derece sağlamdır. Evrenin en çok satanlarından biridir. B sınıfı metal yok mu? Luo Feng'in kaşları kırıştı. Şu anki hali yıldız seviyesinde bir altın boynuzlu canavardı. B sınıfı metalleri yutmanın verimliliği daha yüksek olurdu. Hayır. Babata heyecanla şöyle dedi: ama siyah demirin miktarı çok fazla. İçlerinde oldukça fazla siyah demir özü olmalı. Luo Feng'in kalbi tekledi. Siyah demir A8 sınıfındaydı. Siyah demir ruhu B8 sınıfındaydı ve inanılmaz derecede nadir siyah demir özü C8 sınıfındaydı. Tıpkı Yunmo planet gemisi gibi Geminin gövdesinin neredeyse tamamı hibrit bakır özünden yapılmıştı. Bu hibrit bakırın kendisi D9 sınıfında bir metaldi. Ruhu E9 sınıfındaydı ve özü de F9 sınıfındaydı. 10.000 normal siyah demirden bir siyah demir ruhuna sahip olan büyük bir siyah demir minerali zaten fena olmazdı. 10 bin siyah demir ruhundan bir siyah demir özü fena olmazdı. Örnekler son derece abartılı. Siyah demirin kendisi çok değerlidir. Çoğunlukla hibrit bakır özünden inşa edilen Yunmo gezegen gemisi inanılmaz derecede pahalı olmalı. Tek bir hibrit bakır özü bile bir etki alanı Lordunun bunun için delirmesine neden olabilir. Ancak geminin onarımı için gerekli malzemeler Kara Ejderha Dağı İmparatorluğu'nun geniş topraklarında bile bulunamadı. Luo Feng, bu dokuz enerji kulesinin tarama engelleme işlevi var. Belirli bir alanı sararak taranmasını imkansız hale getiriyorlar. Ancak enerji kulelerinin altında bir demir şehir var. Demir şehrin ancak küçük bir kısmını tarayabiliyorum. Babata dedi. Demir şehir mi? Tırnak işareti. Luo Feng şok oldu. Yer altında bir demir şehir mi vardı? Tırnak işareti. Ancak taradığım birkaç yüz metrede hayat yok. Haydi gidelim. Soldaki 12 kilometre uzunluğundaki tüneli takip ederek içeri girelim. Yer altındaki demir şehire ulaşabileceksiniz. Mars'ın yüzeyinin birkaç yüz metre çapında. Doğal olarak çökmüş devasa bir tünele benzeyen özel bir rotası vardı. Su. Luo Feng hemen tünele doğru koştu ve yerin derinliklerine doğru ilerledi. Demir şehir mi? Luo Feng ruh enerjisini genişletti. Bir yıldız gezgini seviye altı ruh okuyucusu olarak ruh enerjisini genişletmek onun 6000 metreden fazla alanı kapsamasını sağladı. Hım tırnak işareti. Luo Feng yere indi. Önünde bulanık bir çamur ve toz yığını vardı. Siyah bir metali zar zor seçebiliyordu. Luo Feng ruh enerjisini kullanarak erken fark etmişti. Tüm çamurun arkasında devasa bir şehir kapısı vardı. Birincisi, iterek açın. Luo Feng'in düşünceleri hareket etti. Kendisi de havada süzülüp onunla kapı arasında büyük bir mesafe yarattı. Siyah metal bir robot birdenbire ortaya çıktı. Güç açısından Luo Feng bu siyah metal robotla boy ölçüşemezdi. Gürültü. Siyah metal robotun güçlü kolları muazzam metal kapıyı şiddetle itiyordu. Gücünü kullanarak metal kapı gürledi ve yavaşça açıldı. İçinden büyük miktarda çamur düştü. Havayı toz ve kum doldurdu. Çiyu, çiyu çiyu, tırnak işareti, göz kamaştırıcı beyaz ışık huzmeleri dışarı fırladı ve neredeyse tüm metal kapının etrafını sardı. 7 ila 8 göz kamaştırıcı ışık huzmesi doğrudan metal robotun gövdesine çarptı tüm vücuduna çarptı ve onu tünel duvarlarına çarparak büyük miktarda çamurun parçalanmasına neden oldu. Ancak Luo Feng çöküşten çok uzaktaydı. Lanet olsun. Bu demir şehir hala çalışıyor mu? Luo Feng şok oldu. Ruhsal gücümün taraması orada tek bir kişinin bile olmadığını gösterdi. Geriye kalan tek şey toz. 9 enerji kulesi hala normal şekilde çalışıyor. Bu nedenle Demir Şehir hala çalışabiliyor. İnsanların tamamı ölmüş olsa bile Demir Şehrin çalışması ve gücü hala kaybolmadı. Babata Luo Feng gir. Bu tür acilen inşa edilmiş demir şehirlerin savunmaları o kadar güçlü olamaz. Ayrıca şu anda bulut iletişim asması bir yıldız gezgini seviye 9. Neredeyse yıldız seviyesine giriyor. Luo Feng, altın boynuzlu canavar ile savaşırken bulutla temas asması zaten 7. Seviye yıldız gezginiydi. Luo Feng bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce vücudunu beslerken bulut temas asması okyanusun. Derinliklerindeydi ve babata onu sürekli olarak muya kristalleriyle besliyordu. Yıl dolmadan yıldız gezgini 9 seviyeye ulaşmıştı. Tek şey eşikte sıkışıp kalmasıydı. Henüz yıldız seviyesine geçmemişti. Böylesine özel olarak geliştirilmiş bir bulutla temas asması için bu hız hiç de hızlı değildi. Demir Şehir Luo Feng metal robotun önüne geçti. Yerin derinliklerine doğru uçarak demir şehre doğru tek bir lazer ışınına direndi ve içeri daldı. Karanlık şehir. Luo Feng'in ruh enerjisi taramasıyla şehirdeki bina kümelerinin yoğunluğunun son derece yüksek olduğunu fark etti. Luo Feng, şehrin neredeyse tamamı siyah demirden yapılmış. Babata. Çabuk dediklerimi takip edin. Önce elektriği kesin. Bu demir şehrin bazı önemli yapılarının zarar görmesini önleyin. Dedi. Tamam. Luo Feng güç kaynağını kesmenin önemi konusunda çok açıktı. Sol taraf. Eğriyi sağ tarafta yapın. Evet. Babata yönlendiriyordu ve çok hızlı bir şekilde Luo Feng'e büyük miktarda metal borunun yoğun bir şekilde toplandığı bir yere getiriyordu. Hibrit bakır özünü kullan. Hepsini kes. Babata dedi. Kırmızı Cloud Contact Vine zırhına bürünen Luo Feng. Yüz metre önündeki borulara baktı. Düşünceleri hareket etti. Chiyu. Kan kırmızısı bir parça silüeti boruların arasından birbiri ardına geçti. Luo Feng 6. Seviye Yıldız Gezgini Ruh Okuyucusuydu ve Yıldız 3. Seviye Ruhunun Gücü Vardı. Toplam 32 çelik gibi güçlü ruh enerjisi ipliği hibrit bakır özü parçasını çevreliyordu. CHA Çaça. Demirin kesilmesinin kulak delici sesi etrafta yankılanıyordu. Büyük miktarda kıvılcım uçtu. Gürültü, yandaki metalden bir patlama. Hala 8 enerji kulesi daha var. Babata dedi. Babata. Yolu göster. Luo Feng hızla uçtu. Bu bir mineral temeliydi. Interstellar transport gemisinin yok edilmesinden ve kaynakların tükenmesinden ve çevresel etkiden. Bu yana madenciler. Demir şehri için hızlı bir şekilde ham yapılar inşa etmek için büyük miktardaki makineleri güvenerek yer altına çekilmek zorunda kaldılar. Şehrin büyük bölümünde en bol bulunan malzeme olan siyah demir kullanıldı. Bunca yıl geçmesine rağmen enerji kuleleri hala çalışıyor ve şehir hala işlevsel durumdaydı. Kesinlikle övgüyü hak ediyordu. Birkaç dakika geçti. Demir şehrinin tüm enerji kaynakları Luofeng tarafından kesildi. Haha, ha, çözüldü. Luo Feng, eğer tahminim yanlış değilse, madenciler tarafından daha sonra çıkarılan tüm kara demir özünün dikkatli bir şekilde bir yerde saklanması gerekirdi. Haydi kazımıza başlayalım. Değerli gördüğümüz ne varsa onu alacağız. Hepsi bu, Babata dedi. Luo Feng hemen yeraltı demir şehrinin içine uçtu ve büyük kazısına başladı.